İnsan yediklerine bir baksın. Abese suresi 24. ayet. Allah'ın diğer nimetleri gibi yumurta da hiçbir zaman elimize çıplak şekilde ulaşmaz. 24 saatlik bir üretim faaliyetinin neticesi olan bu aziz ve leziz nimet, mutfağımıza kadar güvenle ulaşabilmesi için son derece dikkatle planlanmış bir ambalaj içinde bize sunulur. Yumurta kabuğu deyip geçmeyin. Bir çırpıda kırıp çöp sepetine atıverdiğimiz bu mükemmel ambalaj, aslında mimarisiyle akılları hayrette bırakan bir sağlamlık, pratiklik ve geometri şaheseridir. Bu şaheserin ortaya çıkışı ise, bir tavuk vücudu kadar küçücük bir yerde cereyan eden mucizeler zinciri içinde bir halkayı teşkil etmektedir. Tavuğun vücudunda yumurta üretimini başlatan emir, çoğunlukla sabaha karşı verilir. Bu emri gereken yerlere ulaştıran hormonun salgılanmasından 6 saat kadar sonra yumurta sarısı hazır hale gelir. Yumurta sarısı bundan sonra bir imalat şeridi boyunca hareket edecek ve uğradığı her istasyonda ayrı bir işlem görecektir. Nitekim az ileride bir başka hazırlık yapılmaktadır. Magnum dokusu adı verilen bu istasyonda tavuğun kanından sürekli olarak amino asitler emilir ve bunlardan albümin proteinleri inşa edilerek depolanır. Sonra yumurta sarısı buraya ulaştığı zaman 4 saat süren bir işlemle bu maddeler yumurta akı olarak buna ilave edilir. İmalat şeridinin bir sonraki durağında yumurta akı üst üste 2 zar ile katlanacaktır. Kaba paketlemenin bu şekilde tamamlanmasından sonra ise şişirme safhası gelir. Ve yaklaşık 5 saat boyunca zar gözenekleri arasından yumurtaya su ile gerekli tuzlar pompalanır. Mamülün üretimi bu şekilde bitirilmiş, artık sıra ambalajlamaya gelmiştir. Yumurta üretiminin en uzun safhasını teşkil eden bu işlem yumurta kabuğu bezinde tamamlanır. Bu bez son derece zengin bir damar ağıyla beslenmiştir. Bezin boş olduğu zamanlarda buradaki dolaşım sistemi sıradan bir şekilde sürüp gider. Fakat paketlenmeye hazır bir yumurta gelip de buraya yerleştiği zaman organ faaliyete geçer. Kapaklar açılır ve bu zengin damar ağından kalsiyum ve karbonat iyonları emilmeye başlar. 15-16 saat süren bu faaliyetin sonunda yumurta %40'ı kalsiyumdan meydana gelen 5 gramlık bir kabukla kaplanmıştır. Yumurta kabuğunun inşa edilişi kadar bu şekle kavuşması da akıl almaz bir hadisedir. Yumurta kabuğu bezinde yumurtayı andıran maddi bir kalıp yoktur ki kandan çekilen kalsiyum ve karbonat iyonları bu kalıba dökülsün. Şekil kusursuzdur ve sağlamdır. İki ucundan parmaklarınızda ne kadar kuvvetle bastırırsanız bastırın, yumurtayı kıramazsınız. Bilerek ve bir gayeye göre planlandığı apaçık belli olan bu kabuk, manevi bir kalıba göre dökülmektedir ki buna kader diyoruz. Bir yandan dünyanın ve bizim hayatımızı şekillendiren kader, bir tavuk vücudunda da yumurtanın akıbetini böylece şekillendirmekte ve tavuk kanından en zengin bir besin deposunu çıkarıp lezzetli bir nimet halinde paketleyerek bize sunmaktadır. Öyle bir fabrika düşünün ki tavuk kanı gibi basit ve pis bir maddeden hem yumurta sarısını hem yumurta akını hem de kabuğunu ayrı ayrı çıkarsın. Ve 5-10 santimlik bir üretim şeridi içinde bütün bu işleri ayrı ayrı gerçekleştirdikten sonra kan ve dışkı gibi iki necasetin tam ortasından yumurta gibi tertemiz bir nimeti ortaya çıkarsın. Bir şeyden her şeyi yapan bir ilim ve kudretin sahibinden başka bu fiile mührünü basabilecek kim var? Yumurta kabuğunun ham maddesi olan kalsiyum kandan alınır. Kana ise bu maddeler besin yoluyla karışmaktadır. Fakat tavuğun vücudunda yedek kalsiyum depoları da vardır. Kemikler. Günlük besinin içinde kalsiyum alamadığı zaman tavuk doğrudan doğruya bu yedek depolara başvurur ve kendi kemiklerinden kalsiyum çeker. Bir tavuk bir gün içinde bir yumurta için kemiklerinin onda birini harcayabilir.
kalsiyum yokluğunda bu yedek depoların devreye girmesi ve kemiklerden bu kadar yüksek miktarda kalsiyum çekebilmesi de yumurta üretimi sırasında her türlü ihtimalin dikkate alındığını ve üretimin bir bütünlük içinde tanzim edildiğini göstermektedir. Kalsiyum yokluğu uzun zaman devam ederse yumurta kabuğunun incelmeye başladığı görülür. Sonunda vücutta kalsiyum kalmadığı zaman yumurta üretimi tümüyle durur. Oysa yumurta sarısının ve yumurta akının kalsiyum depolarıyla bir ilişkisi bulunmamaktadır. Mesela magnum dokusu yumurta kabuğu bezinde veya kemiklerde neyin saklı olduğunu bilemez. Bu durumda üretim şeridindeki diğer merkezlerin faaliyetlerine aynen devam etmeleri ve yumurtanın kabuksuz olarak üretilmesi gerekirdi. Üstelik böylesi tavuk için çok daha konforlu olurdu. Ambalaj malzemesi yokluğu sebebiyle üretimin durması, genlerle yahut hormonlarla da açıklanabilecek bir hadise değildir. Çünkü bunlardan hiçbirisi yumurta üretiminin safhalarını birden göremez. Değişen şartlara göre bütün üretime hükmedecek kararlar alamaz. Ortada tek bir gerçek var. Tavuğun kanından kemiğine kadar her şeyi, her haliyle, her anda gören, bilen ve bir yumurtanın yaratılışını bütün safhalarıyla bir bütünlük ve vahdet içinde gerçekleştiren bir ilim, kudret ve rahmetin eseri elimizdeki yumurtada apaçık görünüyor. İnsan medeniyeti tavuğun besininden yahut kanından yumurta yapabilecek bir fabrikayı kuramadı. Muhal farz, eğer kurmuş olsaydı bile bugün bir yumurtayı 1.000 liraya değil milyonlarca liraya yiyemezdik. Onun için tavuğun bir yumurta için gıdaklamasını sakın çok görmeyin. Alemlerin Rabbi tarafından hizmetimize sunulmuş bu mübarek hayvancığın sesini eğer dikkatle dinleyecek olursanız, bu ilahi hediyesindeki harikuladelikleri size işittirmek için çırpındığını görür gibi olursunuz. Bir dahaki yumurtayı kırışınızda, kabuğu atmadan önce ona uzun uzun bakın. Size bu aziz nimeti, bu mükemmel ambalajı içinde göndereni düşünün. Onun adını anın, afiyetle yiyin ve ona şükredin. Düşünen insanlar için.